Selamun aleyküm. Bugün miladi 2023 30 Haziran Cuma, Hicri 1444 12 Zilhicce. Günün ayeti: Allah sizin düşmanlarınızı daha iyi bilendir. Bir veli, en güvenilir bir dost olarak Allah yeter. Bir yardımcı olarak da Allah yeter. Günün hadisi: bir kimsenin insanlar helak oldu dediğini duyarsanız, bilin ki o kendisi herkesten çok helak olandır. Tarihten haberdar olmak için tarihte bugün neler yaşandı hep birlikte bakalım. 1579 Osmanlı Sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa hayatını kaybetti. 1913 İkinci Balkan Savaşı başladı. 1925 Doğu ve Güneydoğu'daki tüm tekke ve zaviyeler kapatıldı. Şeyh Said Efendi ve dava arkadaşlarının apar topar idamının ardından İstiklal Mahkemeleri henüz ortada bir kanun yokken Kürt bölgelerindeki tekke ve zaviyeleri keyfi bir uygulamayla kapattı. 1939 Meclis Hatay'ın Türkiye'ye katılmasını oy birliğiyle onayladı. Hatay resmen Türkiye'nin bir vilayeti oldu. 1974 Memurlara 2 günlük hafta tatili uygulaması başladı. 2015 Endonezya'da askeri nakliye uçağı otel ve evlerin olduğu bir bölgeye düştü. Uçakta bulunan 113 kişiden kurtulan olmadı. 2015 PYD'nin Kobani'deki Miştenur Hastanesi'ni geri alırken büyük bir katliam yaptığı ortaya çıktı. PYD-YPG'nin havaya uçurduğu hastanede bulunan 19 doktor, 28 hemşire ve 100'ü aşkın hasta hayatını kaybetti. 2018 Dünyanın önde gelen tarihçilerinden İslam bilim tarihi araştırmacısı Profesör Doktor Fuat Sezgin 94 yaşında hayatını kaybetti. 2021 Selam Tevhid davasında karar açıklandı. Aralarında eski hakim ve savcıların da bulunduğu 20 sanığa 13 yıl 9 ayla 1 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verildi.